Umbra'yla kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle bir giriş yapalım. En son uzaylı abilerimizle toplanmıştık. Ha, buraya gelmiştik. Doğrudur. Doğru. Bu ne? Şu duvarın arkasında bir başka hücresi var gibi görünüyor. Bu ne? Demir çubuk. Bir dakika, şunu. Hay Allah'ım, ne düşünüyorsun demiş. Hey, buraya. Şu boruyu bana doğru uzat adamım, bizi buradan çıkarabilirim. Hadi ama biraz zamanımız yok. Şey, fazla zamanımız yok demiş. Tamam abi. Tamam, burada kal. Geri geleceğim demiş. Sana borçluyum dostum. İyi şanslar. Oo, kilitli, buradan çıkmak için bir başka yol bulmam gerekiyor ama buldum. Heh. Ne olacak şimdi? Zihinsel bir karmaşıklıktayız arkadaşlar şu an. Birlikte çalışmak tek yoldur. Birden çok olmama rağmen bir tek gibi davranırım. Teşekkürler insanoğlu demiş. Sürekli bir, şu an tamamen zihinsel bir çöküşteyiz arkadaşlar. Zihnimizin içindekileri yaşıyoruz. Bize çıkmaz yollar falan gösteriyor. Şöyle bir gideyim. Ses geliyor ama. O ne la? Kardeş, ben gidiyorum. Şuradan bir yapıştırayım. Şuraya saklansak. Burada ha, kol var. Sinyal bir tür çarı sinyaline benziyor. Acaba oradaki arkadaş cevap verebilir mi demiş. Bastık şimdi, aday şey gelecek, canavar gelecek. Oh. Aç lan kapıyı. Aç lan kapıyı. Buradan gideceğiz galiba. Burası kilitli. Hayda. Evet, yine bir zihinsel şeye geçtik, travmaya. Ölüm yaşamın gerekli bir parçasıdır ama tüm ölümler gerekli değildir. Teşekkürler insanoğlu. Buradan hızlıca gitsek acaba şuradan çıkar mıyız? Bakayım ben. Şuradan çıkmayı düşündüm ama olmadı. Ne garip bir duygu, gayet mevcut, gayet bilinçli hissediyorum. Sanki daha büyük bir şeyin parçasıymışım gibi her şeyle ve... Ulan tam okuyordum kardeşim ya, Allah Allah. Bu ne? Ağır gönüllü taş bir kabı, kaba kuvvetli açamam. Bu ne? Bir dakika. Bu ne? Bir basınç anahtarı gibi görünüyor. Acaba üzerine basarsam ne olur, basalım. Yok. Bura açılıyor. Burada ne var? Bu çok garip, sanki bir parçam ölmüş gibi hissediyorum. Lan ne oldu? Koş. Hah. Tamam, şimdi. Burada pek de uzak olmayan bir kapı kapanmış gibi. O zaman şunu getirmemiz lazım. Lan.
şaka gibi diyor. Tekrar şunu çekiyoruz. Koş 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 koş. Evet, şimdi burada bir tane daha mı zombi var? Hah, iyi. Bu ne? Ar görünüşlü taş bir kapı, kabak kuvvetli aşamam. Oh, bu ne? Yanarak öldü ve onun sayesinde ben hayattayım demiş. İyi, gidelim. Şunu şöyle boyayalım. Bu ne? Ağır görüntüsü taş bir kapı, kaba kuvvetli açamam. Şuraya basalım. Oo. Yine yandık arkadaş. Bir tek olmama rağmen sayım sonsuzdur. Bundan dolayı çoğunun gereksinimlerinin tekini, tekinin gereksinimlerini üstün geldiğini görebiliyorum demiş. Nasıl bir yer burası ya? Burası zihnimizin merkezi arkadaşlar. Bu öyle düşünüyorum. Eğer bunu tamamlayacaksam bir turun gayet gibi düşünmeli başlamam lazım demiş. Bir daha baş aldı. Şimdi burası arkadaşlar, diğeri zihnimizin merkeziydi büyük ihtimal. Burası da zihnimizin içindeki laboratuvarlar arkadaşlar. Öyle düşünüyorum. Labirent burası da zihnimizdeki. Daha fazla ileri gitmem kesin bir ölüm demek demiş. Ne yapacağız? Bu artı diyor. Ah! Az önce ne oldu? Halen burada mıyım? Bir şekilde sanki hep buradaymışım gibi görünüyor. Tamam. Şöyle şunu o zaman buraya koyuyoruz. Tamam. Bu benim. Öldüğüm bir başka kişi yaşayabilirsin diye kendimi feda ettim demiş ve şimdi de bir şekilde o bir kişi benim demiş. Şey, o bir başka kişi benim, sanki bir başka kişiyle benim aramda belirgin bir duygu vesaire var demiş. Şimdi şöyle bir şey arkadaşlar, galiba yine düşündüğüm gibi kendi içindeki duygusunu kendi kendine bastırdı galiba. Bu sefer olacak. Evet. Evet, şu an şey olduk işte, içimizdeki kendimizden vazgeçtik ve kurtulduk galiba oradan. Rahatladım insanoğlu. Senin gibi bir varlıkla bir bencillik bir felaket olabilir. Kendi mevkinde daha yüksek düşünebileceğini gösterdim bana ve bu sebepten dolayı Howard'da gösterdiğimi sana da göstereceğim. Olay bu şekilde sapmasaydı arkadaşlar daha güzeldi. Yani bu işte Howard'a gösterdiğimdir, ayinlerdir, şeydir, bence olmamalıydı diye düşünüyorum yani. Büyük ihtimal bu da final yapacağız burada da. Hissediyorum. Bu yeri milyonlarca yıl önce geldim. İnsanoğlunun yükselişinden bile önce. O çok uzun zaman gelip geçtikçe etrafımda insanoğlu açığa çıkmaya başladı ve bana isimler verdi. İblis, Ruh, Tur, Gait. Bir şeyler mi yapacağız burada? Çok uzun zaman... çok uzun zaman önce boyunca uyum içinde yaşadım. Benzinli o enfekte dediklerinin içinde duran bir yaşam şey yapıyordum demiş. Ama insanoğlu değişti ve ben kaçtım. İnsanoğlunda çok fazla güç var, çok fazla soru ve yine de onlara cevap verebilecek bilgelikten yoksunlar demiş. Verecek bilgelikte. Gidelim. Oh, oh.
insanoğlu büyük bir bütün, bir bütün bir topluluk oluşturmaya çalışıyor ama bir şekilde bu daha tehlikeli hale geliyor demiş. Daha agresif ve bu öfkeyi doğrultabileceği bir yerden yoksun kendinden ve bu dünyadan başka demiş. Ve sonra keşfedildim, insanoğlu bu yeri, beni bulmak ve beni susturmak için inşa etti. Mezarlığımı yırtıp açtılar ve beni yok etmeye çalıştılar ve ben hiçbir savunma formum olmadan saldırıya zorlandım. Barbar olan ben değilim, işgalci olan ben değilim, sizsiniz demiş. Şuradan gidelim. Ama insanoğlu sen farklısın, bunu kanıtladım ve şimdi senden merhamet diliyorum. Kendi türün tarafından yok edilmeme müsaade etme ki bunu kesinlikle yapacaklar. Inuit'i buraya kadar takip ettiler ve sen de onları takip ettin demiş. Daha fazlası da olacak. Haber yollayacak mısın? İnsanoğlunun bir daha beni keşfedememesi için bu yerin tüm izlerini yok edecek misin? Bunu benim için yapar mısın demiş. Gidelim bakalım. Bilgisayara bir bakayım. Oo. Evet. Aç e-mail, yeni posta oluştur. Sana ihtiyacım olan şeyler var. Anlayamayabileceğin ve yapmak istemeyebileceğin şeyler. Ne yapacağıma emin değilim. Düşünmeliyim. Düşün. Düşün. Demek o işte yapmak isteyemeyebileceğim şeyleri burada yazmış arkadaşlar abimiz. Kesinlikle buradan çıkmam gerek. Evet. Ne oluyor lan? Ne oluyor aga? Saat kaç ya bu arada? Saat 1.55'te oynuyorum arkadaşlar oyunu. Yok. Allah'ım sana gelmek istiyorum. Ne oluyor lan? Henüz düşünmem gerek demiş. Lan neyi düşünüyor? Hareket etmiyor. Allah Allah. Arkadaş güp diye bir şeyler çıkarsa söverim bak. Kaybettik. Abi ne oluyor ya? Ne oluyor kardeş? Allah Allah. Geçen yıldan kalma bir takvim ama emin değilim hangi yıldayız, neredeyim? Allah Allah. Bunu benim için yapar mısın diye sordu ve ben de yapacağımı söyledim. Onlara güvenebileceğim biriyle bağlantıya geçeceğime dair söz verdim. Tıpkı babamın kendine söz verdiği gibi buraya ait tüm kalıntıları yok edebilecek birine, ama ben babamın
Yaptıklarıyla aynı hataları yapmayacağım. Artık beni buraya sürükleyen olayların aslını görebilir ve sözlerimin ölçülemez önemini anlayabilirsin. Bu bilginin gücüyle benim yapamadıklarımı yapma gücünü kendinde bulmalısın. Turknight oldukça haklıydı. Biz insanlar tehlikeli o duygularını kafasına takmayan ama aynı zamanda akıllı varlıklarız. Bu tesisin üyeleri Turknight'i açığa çıkarmanın ve onu kontrol etmenin yolunu aradılar. Ve Turknight kurtuluş için bana geldi. Beni test ettiler ve ben de tıpkı bir maymun gibi beni aldıkları çemberden atladım. Ama ben bir maymun değilim. Turknight haklıydı. Ondan tamamıyla farklıyım. Clarence ile çok ortak yönüm vardı. Bu e-postayı sana gönderdiğime dair söz verdim. Senden tüm insanları Turknight'in okuyamadım lan orayı da. Eğer şansımız yaver giderse sen bunu okurken ben ölmüş olacağım. Eğer işler ters giderse hepimiz mahvolacağız. Kuzeybatı Madeni N81 6914 koordinatlarında yer alıyor. Onları öldür. Onların hepsini öldür. Mesaj gönderildi. Bir önceki yazıyı videoyu şey yaparken izleyeceğim arkadaşlar. Tekrardan oraya okuyacağım. Son tarafını kendim okuyamadım. Orayı siz okursunuz. Akşam oynadığım için arkadaşlar ışık falan kapalı. Ondan dolayı yani gözümü aldığı için biraz hafif yorgunluk oluyor. Ondan dolayı okuma sıkıntısı oldu. Neyse arkadaşlar, bu bölümümüzde, daha doğrusu bu oyunumuzda bu şekilde bitirdik. Devamını oynayacağım. Oyun gerçekten güzel. Hikaye olarak her konuda süper bir oyun. Ben gerçekten de hoşlandığım bir oyun oldu. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Bunu sadece ben mi düşünüyorum? Ama oynayacak çok arkadaş bunu düşünebilir. Oyun 1 ve 1'in şey 2'nin Black şeyin 2'nin arasına kadar arkadaşlar, son bölümüne kadar oyun çok güzeldi. Ben gerçekten hiçbir şekilde bir şey demiyorum ama konuyu saptığını düşünüyorum. Çünkü zihnin merkezinde tanrılar, şeytanlar vesaireler çıkmaya başladı. Farklı iblisler vesaire. Yani konuyla bağlantılı değildi bana göre. Yani tamam, bir araştırma olmuştur. Belki virüs olmuştur. İnsanlar değişmiştir. Bunu araştırabilirdik ama oturup da iblisin bu konuya dahil olması bana garip geldi. Ha, oyun tabii neticede oyun saptı mı kendinden? Gidişat olarak bana göre sapmadı. Gerçekten güzel oyun oldu. Ama dediğim gibi bu şekilde olmasaydı farklı bir şekilde olabilirdi aslında. Bizim abimiz yine bir yerde kafayı vurabilirdi ya da kendisini görebilirdik ya da ne bileyim, görmesek de en azından son bölümde devamında da olabilir arkadaşlar. Şey olabilirdi, nasıl söyleyeyim, yani kendimizi araştırabilirdik bu sefer. İşte orada kimyasal şeylerden dolayı, deneylerden vesaire belki zombi olduk, şey olduk, bunu kapattılar ama yine çok güzel bir son oldu. Devamını merak ediyorum. İnşallah hep beraber devamında devam edeceğiz. Umarım beğenmişsinizdir. Elimden geldiği kadar iyi oynamaya çalıştım. Umarım beğenirsiniz. Başka da diyeceğim bir şey yok arkadaşlar. Uzatmaya da gerek yok. Tekrardan teşekkür ederim her şey için. Yepyeni bir oyunda kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Yorumlarınız ve desteğiniz de her zaman bekliyorum. Diğer oyunda görüşmek üzere. Beni takipte kalın.